Gerek teorik ve gerekse pratik olarak kültürün çerçevesi, toplumların mensup oldukları ve beslendikleri medeniyet havzasına göre şekillenir. Sosyal yapı ve gündelik yaşam, bir toplumun asırlar içinde gelenek, din, kültür ve coğrafi etkenlere bağlı olarak geliştirdiği toplum anlayışı, teşkilatlanma biçimi, kültürel öğeler ve uygulamaların tamamını ifade eder zaman ve mekandan bağımsız, değişimden etkilenmeyen bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Birinci meşrutiyetin ilanıyla Birinci Dünya Savaşı arasındaki yaklaşık 40 yıllık zaman diliminde İstanbul, İzmir ve Selanik gibi önemli merkezlerin sosyal yapı ve gündelik yaşamında önemli değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Sosyal yapı, Balkan bunalımı, meşrutiyet, Göç, Sansür, Hafiye Teşkilatı, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Beyoğlu. Bu programı izledikten sonra geleneksel Osmanlı sosyal yapısındaki değişim dinamikleri nelerdir? Osmanlı toplumunda siyasete katılma, ekonomik darboğaz ve demografik yapıda meydana gelen değişiklikler nelerdir? Gündelik yaşamın fiziki çehresini ve temposunu değiştiren maddi kültür unsurları ve üst yapı kurumları nelerdir? Modernleşme kent yaşamında ve geleneksel değer yargılarında nasıl bir değişim ve dönüşüm yaratmıştır? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. 19. yüzyılda meydana gelen iç ve dış gelişmeler Osmanlı siyasi ve sosyal yapısında önemli değişimler yarattı. 1789 Fransız ihtilalinin sonuçlarından biri olarak kamuoyunun önem kazanması, padişahların halkla doğrudan temas amacıyla yurt gezilerine çıkmaya başlamaları, devletin toplumu yönlendirmek amacıyla basın yayını bir propaganda aracı olarak kullanması ve sivil girişimle genişleyen muhalif basın yayın faaliyetleri devlet-toplum ilişkilerini farklaştırdı. Klasik Osmanlı devlet ve toplum yapısı özellikle 2. Mahmut devrinde gerçekleştirilen reformlarla radikal bir biçimde değişime uğradı. Ardından Sultan Abdülmecid devrinde ilan edilen Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla millet sistemi olarak adlandırılan dini eksenli geleneksel sosyal düzene dönüştü. Hakim millet statüsündeki Müslüman kesimle mezhepsel açıdan imtiyazlı konumdaki bazı gayrimüslim cemaatler ayrıcalıklı konumlarını büyük ölçüde kaybettiler. Gerek iç ve dış etkenler, gerekse devlet müdahalesiyle Osmanlı sosyal yapısında meydana gelen bu değişimlerden gündelik yaşamın etkilenmemesi mümkün değildi. Programımızın bu kısmına kadar değişimin ilk aşamasının nasıl gerçekleştiğini birlikte anlamaya çalıştık. Şimdi de ikinci aşaması ile devam edelim. 2. Abdülhamit devri Osmanlı tarihinin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan en sıkıntılı dönemlerinden biridir. Nitekim yaşanan savaşlar Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkiledi. Savaşların mali külfeti bir yana kaybedilen topraklardan yapılan büyük göçler, başta İstanbul, Edirne, Bursa, Trabzon, Samsun, Aydın ve İzmir olmak üzere şehirlerin demografik yapısını değiştirdi. İmparatorluğun ticaret ve sanayi merkezlerindeki bu ani ve keskin nüfus değişiklikleri beslenme, barınma, sağlık, eğitim ve istihdam gibi alanlarda daha genel bir ifadeyle ekonomik ve sosyal alanda ciddi sorunlar yarattı. Osmanlı devleti kuruluşundan 19. yüzyıla dek mutlakiyetle yönetilmiş ve batıdaki siyasi iradenin kullanımı ve sınırları, birey devlet ve toplum devlet ilişkileri, rejim değişiklikleri, halk iradesinin temsili, anayasa ve meclis gibi idari, siyasi ve hukuki mücadele süreçlerinden çok fazla etkilenmemişti. Ancak Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik, insan hakları, eşitlik Özgürlük, hukukun üstünlüğü ve millet iradesi gibi fikir ve düşünceler Osmanlı aydınlarını derinden etkiledi. 23 Aralık 1876'da Kanuni Esasi'nin ilanı ile birlikte fert, devlet ve toplum devlet ilişkileri yeniden tanımlanarak siyasi otoritenin mutlak yetkileri toplum lehine sınırlandırıldı bazı devlet adamları ve aydınlar farklı etnik ve dini kökenlerden insanların oluşturduğu Osmanlı toplumunda hukuk devleti ekseninde temsili bir sistemle sosyal entegrasyonun sağlanabileceğine yönelik bir takım fikirler öne sürdüler. Müslim ve gayrimüslim halkın nispeten eğitimli kesimi, gazeteciler, bilim ve hukuk adamları ile öğrencilerin ilgisiyle yayılan bu fikirler Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, ve batıcılık akımlarını yarattı. Bu akımlar gazete ve dergilerdeki yazılar, roman ve hikayeler, tiyatro oyunları ve piyeslerle topluma aktarıldı. İkinci Abdülhamit Devri ile özdeşleştirilen bir kurum da Hafiye Teşkilatı'ydı. Bu dönemde yapılan şey, devlet adamlarından sıradan bireylere kadar toplumun tüm kesimlerinin takip edilmesiydi. Topluma hareket alanı bırakmayan sansür ve jurnalcilik, çok sesliliği ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığı gibi toplumda takip edilme, iftiraya uğrama, şüphe ve haksız yere cezalandırılma paranoyası yarattı. Daha sonra ikinci meşrutiyetle birlikte büyük bir coşku yaşandı. Bunun yansıması olarak kamuoyunun ve sivil toplumun kendisini ifade vasıtası olan basın yayın faaliyetleri, grevler, boykotlar Dernekleşme ve sanatsal aktivitelerde büyük bir patlama yaşandı. Yine bu dönemde ilk kez çok partili siyasal hayata geçildi. Böylece geleneksel yapıdaki değişim, dönüşüm safhalarını ele almış olduk. Şimdi de sosyal yapıyı etkileyen faktörlerin neler olduğuna değinelim. Bu faktörlerden ilki toplum ve ekonomik darboğazdır. Osmanlı Devleti ekonomik sıkıntılarını çözebilmek için ilk kez 1854'te almaya başladığı dış borçların yaklaşık 20 yıl içinde faizlerini ödeyemeyecek duruma gelmişti. 1875'te iflasını ilan etmişti. Bu durumda yabancı finans kurumlarından ve dış piyasalardan dış borç bulamayan hükümet Galata bankerlerinden kısa vadeli ve yüksek faizli kredi temini yoluna gitti. 93 Harbi'nin yüksek savaş tazminatı da hazineye ciddi bir yük getirdi. Üzerinde duracağımız bir diğer faktör ise göçlerdir. 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi bakımından en önemli gelişmelerden biri de göçlerdir. Göç ve iskan basit bir yer değiştirmenin çok ötesinde sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bulunan dramatik kitlesel olaylardır. Osmanlı coğrafyasında 19. yüzyıldaki kitlesel göçlerin ardında Rusya'nın Balkanlar, Kırım, Kafkaslar ve Anadolu üzerinden Akdeniz havzasına inme emelleri ve eylemleri başlıca etken olmuştur. Doğal afetler ve salgın hastalıklar ise ele alacağımız bir diğer faktördür. İkinci Abdülhamit devrinde sosyal hayatı ve gündelik yaşamı derinden etkileyen ve başkenti harabeye çeviren yangın felaketlerinin yanında panik havası yaratan bazı doğal afetler ve salgın hastalıklar da yaşandı. İmparatorluğun tüm bölgelerinde sıkça görülen ve ölümlere de yol açan frengi, çiçek, sıtma, verem, kolera, tifüs ve tifo bu tür salgın hastalıkların başlıcalarıydı grev faktörüne gelecek olursak, ikinci meşrutiyetin ilanıyla ortaya çıkan iktidar boşluğunda ise İstanbul, Selanik, İzmir, Aydın, Beyrut, Samsun, Üsküp ve Manastır gibi kentlerde ve neredeyse tüm iş kollarında yüzden fazla grev meydana geldi. Belediye hizmetleri, gıda üretimi, perakende, eğlence, imalat, madencilik, turizm ve konaklama, haberleşme, ulaşım ve taşımacılık gibi ticari ve sosyal yaşamın neredeyse tümünü kapsayan grev dalgası gündelik yaşamı felç etti. Tüketim, yolsuzluk ve fuhuş gibi toplumsal yapıdaki çözülmeler üzerinde duracağımız son faktör olacak. 1853-56 Kırım Savaşı'ndan sonra devletin mali dengelerinin kötüleşmesi Buna karşılık başta saray olmak üzere toplumun elit tabakasında görülen batı tarzı yaşam biçimi, lüks ve israf alt tabakada ciddi bir tepki yarattı. Kırım Savaşı, Osmanlı gündelik yaşamına uzun süreli etkileri bakımından önemli bir olaydır. Müttefik sıfatıyla aileleriyle birlikte İstanbul'a gelen Fransız ve İngiliz subayların gündelik yaşamı, alışkanlıkları ve davranış biçimleri Osmanlı idarecilerini ve başkent halkını etkiledi. Bu bağlamda kadın erkek ilişkileri, kıyafet, moda, ev dekorasyonu, gündelik davranış kalıpları, lüks tüketim ve eğlence gibi alanlarda ciddi bir etkileşim yaşandı. Sosyal yapıdaki değişimin yansımalarından biri de fuş'un yaygınlaşmasıydı. Esas itibarıyla fuş her dönemde, her toplumda mevcuttu. Savaş yıllarında artan fakirlik İşsizlik ve özellikle 93 Harbi sonrasındaki yoğun göçlerin yarattığı kozmopolit şehir hayatı fuşun beslendiği kaynaklardı. Evet, böylece sosyal yapıyı etkileyen faktörlerin neler olduğunu çeşitli bağlamlarda ele almış olduk. Gündelik Yaşam ve Değişim programımızın son konusu olacak. 19. yüzyılın son ve 20. yüzyılın ilk çeyreği batılı değerlerin ilişki biçimlerinin, davranış kalıplarının ve alışkanlıklarının belirgin bir biçimde topluma nüfuz ettiği bir dönem oldu. Gündelik yaşamda yeni mekanlar, imkanlar, heyecanlar ve alışkanlıklar ortaya çıktı. Modern kent yaşamını düzenleyen kurumlar olarak belediyelerin kurulması Çöp toplama ve genel temizlik işlerinin düzene konulması bu değişimlerden biridir. Buna ek olarak büyük gezi parklarının yapılması, apartman, otel, büro ve pasaj gibi yeni yaşam ve iş mekanlarının ortaya çıkması, müze gibi yeni kültür merkezlerinin açılması da oldukça önemlidir. Şehir aydınlatması, telgraf ve telefon gibi iletişim araçlarının kullanılması, tünel tramvay ve şehir hatları vapurları gibi ulaşım araçlarının kent yaşamının parçası haline gelmesi, zatül hareke adı verilen otomobilin büyük şehirlerde boy göstermesi gibi teknik düzenlemeler de gündelik yaşamdaki değişimleri etkilemiştir. Boğa güreşleri ve tayyare gösterileri gibi yeni aktivitelerin yaşanması, futbol kulüplerinin kurulması ve böylece taraftarlık rekabet ve hafta sonları maça gitme alışkanlığının ortaya çıkması da bu önemli değişimlerdendir. Son olarak tiyatro sayısındaki artış, ilk sinema salonlarının açılması ve deniz hamamlarının gündelik yaşama katılması bunlar arasında sayılabilir. Merkeziyetçi devlet yapısının sarsılması, savaşların neden olduğu sosyoekonomik sorunlar ve ayrılıkçı isyanları, Osmanlı millet sisteminin ve dolayısıyla toplumsal düzeninin çözülmeye başlamasında en önemli faktörler oldu. Yüzyılın sonlarında ise aydınlar ve bazı devlet adamlarının başını çektiği muhalif koalisyonun siyasi çabaları ve batıyla etkileşiminin artmasına paralel olarak değişim ve dönüşüm Gündelik yaşamın neredeyse tüm alanlarını da içine alacak şekilde genişledi. 19. yüzyılın son, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde batılı değerler, ilişki biçimleri, davranış kalıpları ve alışkanlıklar belirgin bir biçimde topluma nüfuz etti. Gündelik yaşamda yeni mekanlar, imkanlar, heyecanlar ve alışkanlıklar ortaya çıktı. Bu programda geleneksel Osmanlı sosyal yapısındaki değişim dinamikleri nelerdir? Osmanlı toplumunda siyasete katılma, ekonomik darboğaz ve demografik yapıda meydana gelen değişiklikler nelerdir? Gündelik yaşamın fiziki çehresini ve temposunu değiştiren maddi kültür unsurları ve üst yapı kurumları nelerdir? Modernleşme, kent yaşamında ve geleneksel değer yargılarında nasıl bir değişim ve dönüşüm yaratmıştır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri 1876 1918 ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.